Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi günler, sevgiler, saygılar. Arkadaşlar, Windows 10 işletim sistemine performans çekme, performans uygulama, Windows 10 işletim sistemini indirmek ve performans ayarları ile alakalı tnstr.com üzerindeki konuyu inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmemde yarar var. Orijinal Windows 10 kurdunuz veya yükselttiniz vesaire, performans alamıyorsunuz. Bu yapacağımız işlemler, yani benim yapacağım, göstereceğim işlemler tamamen yani denenmiş, uygulanmış ve kendimin de kullandığı yöntemdir. Bu optimizasyon işleminde arkadaşlar dizim uygulamasını, arayüzünü kullanacağız. Dizim uygulamasını sitesine girelim şimdi. Ben kısa yollarını buraya ekledim. Video altına da ekleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle dizim uygulamasının sitesine bakalım. İndirdim ben. Masa üstünde şu an hazır. Buradan indiriyoruz arkadaşlar. Burada zaten linki var. Buradan tıkladığımızdan iniyor arkadaşlar. tnstr.com'da da performans konusu var. Onu da inceleyelim. Burada arkadaşlar, ben bu konuyu açtım. Çok bayağı bir zaman oldu. Dizimin haricinde, dizim uygulamasının haricinde çok çeşitli programlar var. Dileyen bu programlardan da istifade edebilirler. Ben göstermek amacıyla siteye girdim. Şöyle büyütelim ekranı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, birçok program burada yer almakta. Ben bu linkleri, buranın linklerini kaynak olarak ekleyeceğim arkadaşlar videonun altına. Arkadaşlar, bir de Windows 10 temiz ISO dosyası indirecekseniz bu siteyi öneririm. Burada linki de şey var. Buradan arkadaşlar, hangi işletim sistemini indirecekseniz eğer Windows finali seçip Windows 10, işte en üstten eski sürüme doğru hangi sürümü istiyorsanız. Ben bunu indirdim arkadaşlar. Buradan mimariyi seçiyoruz işte. Sürümü seçiyoruz. Dili seçiyoruz. İşte Türkçe ise Türkçe, İngilizce ise İngilizce. Mimari seçiyoruz. 32 bit 64 bit arkadaşlar. 64 bit seçip buradan indir deyince indiriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra dolayısıyla şimdi işlemlere bakalım arkadaşlar. Bu sayfayı aşağı çekiyorum. Öncelikle arkadaşlar sistemimizin mimarisini, yani uygulayacağımız işlemleri yapmadan evvel belirteyim tabii, bunu aklıma geldi şimdi. Sisteminizde olası risklere karşı geri yükleme noktası oluşturursanız sizin için iyi olur. Ya da kurtarma CD'si, başlangıç CD'si oluşturun arkadaşlar. Olası risk olduğu zaman, bir durum olduğu zaman geri dönüş noktanız olmuş olur. Sistem geri yükleme konusunu da zaten hepimiz aşağı yukarı biliyoruz. MS Info 32 arkadaşlar. Yazdığımız an, hatta ben biraz şunu şey yapayım, rengi çevireyim. Evet arkadaşlar, MS Info 32 yazdım. Buradan arkadaşlar sistemimizi görüyoruz. İşte işlemcisinin mimarisi ne diyor? 4 çekirdeğe kadar yer var. Bunu niye gördük arkadaşlar? Çekirdek yapımızı önerelim ki performansımızı da ona göre değerlendirelim. 4 çekirdeğe kadar destekli. Ne yapacağız? Buradan msconfig yazalım arkadaşlar. Enter'lıyoruz. msconfig. Başlangıç yönetisine giriyoruz. Buradan yanlış girdim. Boot sekmesine giriyoruz. Burayı 0 yapıyoruz arkadaşlar. 30 burası. Burayı 0 yapalım. 3 verdi. Neyse, önemli değil. Buradan işlemcimizi arkadaşlar 4'ü seçiyoruz. Enter'ı yaptık. Tamam. Burası tamam arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar sayfaların geçiş tepkime hızlarını ayarlamak için bilgisayar içine girip özelliklere giriyoruz. Buradan gelişmiş özellikleri, Advanced System Settings, Settings yine Advanced. Buradan performansı en iyi şekilde ayarlayıp animasyonları isteyen kapatabilir veya açabilir. Resimleri açık görünmesi, simgelerin ve font tipinin açık görünmesi. Uygula, tamam diyoruz arkadaşlar. Genel olarak sadece performans yapıp uygula, tamam da diyebilirsiniz arkadaşlar. Problem yok. Bunu da geçtik. Evet arkadaşlar, bu ilk yaptığımız işlem geri yükleme noktası oluşturmak
ve benim gösterdiğim şekilde MS Info 32'den sistem bilgilerini öğrendikten sonra çekirdek yapısına göre MS Config'den yapılandırıyoruz. Tekrar gelelim. MS Config yazdım. Boot sekmesine giriyoruz. Burayı işte 30'dan 3'e kadar alabiliyoruz. Ben 0'ı farklı bir uygulamayla yapmıştım. Buradan çekirdeğimiz 4 ise 4 yapıyoruz arkadaşlar. 2 ise 2 yapıyoruz. Buradan çıktık. Evet arkadaşlar, Dizmi'yi indirdik. Sitesinden indirdik. Buradan indirdik. Şimdi Dizmi arkadaşlar, Dizmi programıyla Windows 10 veya işte Windows 7, 8 işletim sistemlerinde de kullanabiliyoruz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla yapacağınız işlemler kalıcı olacak ve işlemler bittikten sonra dileyen Install BIM, yani sistem yedeğini bile oluşturabilir. Benim mimarim 64 bit olduğu için 64 biti çalıştıracağım. Sizin 32 bit olabilir, ilk 86'yı çalıştırırsınız. 64 bit ise 64 bit. Sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyorum arkadaşlar. Run as administrator. Evet arkadaşlar. Buradan güncelleme soruyor. İptal ediyoruz. Sistem iyileştirici. Sistem iyileştiriciye giriyoruz. Benim yapacaklarımı dileyen yapar veya yapmaz veya kendine göre düzenler. Burada arkadaşlar bütün sekme şeklinde kolay olduğu için zaten bu program üzerinden gösteriyorum size arkadaşlar. Cortana sürümü görünümü arama çubuğu diyor. Şu anda arama çubuğundayız. İkon arama simgesi olarak da ikon yani gösterebilirsiniz. Ben böyle sevdiğim için böyle bıraktım. Ondan sonra Windows tema ayarları. Yani bu gördüğümüz tema örnek veriyorum. İşte 1080x768'dir veya işte Full HD'dir. Biraz yorar masa üstünü. Dileyen bu duvar kağıdını daha düşük olarak ayarlayabilir. Ben normal bıraktım. Görev çubuğu ve işlem saydam olsun. Bu çubuktan bahsediyor. Ben bu saydamlığı açtım arkadaşlar. Güvenlik ayarları arkadaşlar. Güvenlik ayarları o sizin takdirinize kalmış. Performansı da tabii ki etki ediyor. Bunu eğer yaparsak ayarları antivirüs programı harici olarak kullanırsanız fayda olabilir. Ben kullanmıyorum. Ama kullanmakta yarar var. Artık günümüz internet ortamında ne yazık ki riskler, korsanlar rahat durmuyor. Her türlü riskler olabilir. Onun için dikkatli olmakta yarar var. Ben UH uyarılarını asla bildirmesin diye belirledim buradan arkadaşlar. Bunların hepsini açtım. Hepsini açtım. Windows Defender'ı devre dışı bıraktım. Bunu da açtım. Güvenlik ayarları arkadaşlar. Aşağı doğru iniyorum yavaş yavaş. Bütün tikleri arkadaşlar işaretledim burada. Ondan sonra buradaki tikleri, yani başlatma ve Windows deneyimi. Sizler de eğer ki bu yaptığım işlemlerin aynısını yaparsanız %100 değil %200 performans alacağınızı garanti ederim arkadaşlar. OneDrive devre dışı bırakılsın. Onu da açtım arkadaşlar. Yani bu işlemler arkadaşlar yeni 0 MSDN orijinal Windows 10 kurulumu sonrası sizin yaklaşık belki de 5 dakikada yapacağınız işlemler arkadaşlar. Alıştığınız zaman zaten hızlı bir şekilde yapıyorsunuz. Explorer arkadaşlar. Explorer'da şu gördüğümüz dosya yöneticisi arkadaşlar. Bunu hızlandırmak için ve üzerindeki yükleri hafifletmek için buradan çeşitli ayarlar yapıyoruz. Bu bilgisayara açılsın diye. Buna tıkladığımız zaman hem bilgisayar diskleri hem de simgeler görünüyor. Onu işaretledim. Kısa yol okları kaldırılsın. Dileyen açar, ben açmadım. Kısa yolun anlaşılması bakımından. UH koruması gizlensin. Ben kullanmadığım için onu gizli tutuyorum. Ondan sonra aşağı doğru işaretli yerler. Kısa yol oluşturulmasın. Yani bir kısa yol attığımızda kısa yol yazısını kaldırıyor bu. Bunu ben kaldırdım. Sizler de kaldırabilirsiniz. Simgeler, simge setleri vesaire, bunları da isteyen açar. Ben kullanmadığım için şey yapmadım. Normal tuttum. Otomatik oynatma, devre dışı. Ondan sonra hızlı erişim, işte sık kullanılan klasörler. Daha önceden girdiğiniz klasör dizinleri burada gösterir. Ben onları iptal ettim. Performansa büyük etki ediyor. Yani burada gördüğümüz gibi arkadaşlar. Windows deneyimi diye bir ibare var burada.
Dileyen sağ tık menüsünü, yani şu menüyü 7 gibi yapabilir. Ben yapmadım ama isteyen yapabilir. Rahat kullanım açısından o da bir görsel hem de alışkanlıktan yapılabilir. Masa simgeleri, masaüstü simgeleri yönetimi arkadaşlar. Yani masaüstü simgeleri yönetiminde bilgisayar, işte denetim masası vesaire gibi kullanıcı buradan bilgisayarım görüntülensin veya görüntülenmesin. Ben görüntülenmesi seçtim. Geri dönüşüm görüntüleniyor zaten görüyorum. Denetim masası görüntülensin. Buradan kullanıcı klasörü A simgesi kitaplık görüntülensin, görüntülenmesin. Bu sağ kısımdaki bölgeleri ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra gezinme panosu bakalım ona. Kitaplık, sık kullanılanlar, işte hani girdiğiniz, gezdiğiniz dizinleri otomatik olarak snapshot'unu alıyor sistem. Bu da performansa büyük etki ediyor. Ben bunları kapatıyorum dolayısıyla arkadaşlar. Aile grubu, gezinme penceresi gizlensin. Kullanmıyorsanız kapatın arkadaşlar. Büyük performans sağlayacaktır. Hızlı erişimi ben açık bıraktım. Ellemedim herhangi bir şey. Çıkarılabilir aygıtı ellemedim. A simgesini ellemedim. Hatta buradan bakalım. Buradan orada şey. Evet, network arkadaşlar. Ben de tabii İngilizce sistem kullandığım için artık arkadaşlar. Network olarak gösteriyor. Hızlı erişim de burada. Quick access arkadaşlar. Buradan mesela kendi dizinlerime tık tık hemen ulaşıyorum. Buraya. Gösteriyor zaten. Ondan sonra arkadaşlar sağ tık menüsü. Grafik sürücüm Intel olduğu için bunu buradan işaretliyorum. Sağ tıktan azalması maksadıyla buradaki grafikleri azalttığım için onu da kapattım. Sizde farklı çıkabilir. Belki ATI, Nvidia algılayıcısı varsa ben Intel kullandığım için bende Intel görünüyor. Belki vardır bilmiyorum. Şu anda sadece Intel görünüyor. Belki AMD ve Nvidia'larda da farklı çıkabilir. Buradaki tiklerin hepsini arkadaşlar ben şey yaptım, kapattım. Yani paylaş, yazdır, şu, carçurt, yeni kişi. Hatta buna sağ tıklıyoruz, yeni kişi falan filan yazıyor burada. Onların hepsini rahatlatıyor sistemi arkadaşlar. Buradakilerin hepsini şey yaptım. Bu sağ tık menüsü yönetimi Windows gezginliği hızlandırmak için gerekmeyen menü öğelerini devre dışı bırakır. Microsoft Edge tarayıcı arkadaşlar. Yani ilk çalıştırdığımızdaki işte aşama atlansın diyor. Onu da atladık buradan. Explorer'ın hepsini işaretledim arkadaşlar. Yani o inanılmaz hızlı ve şey seri çalışıyor. Tabii ki Explorer kullanıyorsanız. Kullanmıyorsanız siz bilirsiniz. Hiç ellemeyin. Artık günümüzde birçok internet tarayıcısı var. Burada arkadaşlar bulut yöntemini devre dışı bıraktım. Geri kalanını ellemedim. Windows Update arkadaşlar. Güncellemeler otomatik hemen kurulsun. Yani böyle gecikmeler, beklemeler, indirip onay vermeler falan olmasın istiyorsanız bunu hemen kurulsunu seçin. Windows Defender kapalı olduğundan dolayı yazılım güncellemelerine hem internet kotası gitmesin hem de kullanılmadığımız bir eğer kullanıyorsanız açık kalsın tabi de antivirüs kullanmıyorum. Ben Windows Defender'ı seviyorum, kullanıyorum diyorsanız ellemeyin. Bunu dokunmayın yani. Defender'ı bunları kapatıyoruz arkadaşlar. Sürücüler. Elinizde yedek sürücüler vardır. Daha günceldir vesaire. Hata, çakışma gibi bir şey sorunlara neden olmasın diye. Güncellemeleri de güncellemelerle birlikte driver'ları da kapsamasın seçeneği. Kapalı bende. Sadece Windows güncellemelerine odaklı. Onu bıraktım. Otomatik kurulsun. Güncellemeler otomatik kurulsun. Onları bıraktım. Bu şekilde arkadaşlar. Notepad bu da bakalım buradan. Notepad. Buradaki işte fazla dolduğu zaman saat progress çubuğu çıkıyor. Sözcük kaydırma vesaire. Bu olay da bu yani arkadaşlar. A simgesi. Arkadaşlar bu çok önemli. Yani şöyle söyleyeyim. Dilerseniz bence kapayın. Güvenlik duvarını kapattım. Yani antivirüs falan ekstra kullanıldığı için dileyen kullanır. Eğer kullanıyorsa bunu kapatın arkadaşlar. Ya da açık tutun siz bilirsiniz. Yani performans için bunlar yapılıyor arkadaşlar. Yani eğer amaç performanssa feragat etmek gerekiyor bazı şeylerden. Ama tabii güvenliği de boş bırakmamak lazım. Yani hafif bir antivirüs programı. Neyi önerebilirim? İşte Avira olabilir free.
Avast Free olabilir. Panda Dome 2020. O da çok güzel arkadaşlar. Birçok tarama motoru var içerisinde. Mesela Kaspersky, Bitefender gibi cloud yani bulut yöntemi tarama sistemiyle tarıyor ve free olarak da tam koruduğu birçok mecrada görmüştüm forumlarda ve sitelerde 2020 yılının. Paylaşımı arkadaşlar kapatabilirsiniz. Yani mesela bir internet korsanı bir sızıntı yapacaksa, bir şey yapacaksa bu paylaşım üzerinden güvenlik kapılarından giriş yapabilir arkadaşlar. Ama işiniz varken varsa böyle şeylerde işte yazıcı vesaire bağ paylaşım üzerinden veri paylaşımı yapıyorsanız bunu ellemeyin, dokunmayın. Zaten güvenlik önlemleriniz tamsa bunu mutlaka açık tutun yani kullanıyorsanız da. Kapatırsanız da daha iyi olur. En az antivirüs kullanmıyorsanız kesin kapatın arkadaşlar kullanmıyorsanız. Uzaktan bağlantı kurma, işte TeamWeaver, Remote Control, bilgisayar kontrolü veya farklı fonksiyonlar, internet üzerinde işte webcam bilmem ne, işte güvenlik kamera kontrolleri gibi bağlantılarla alakalı diyelim. Hizmete giriyorum arkadaşlar. Buradaki tikleri ben kendime göre yaptım arkadaşlar. Dileyen IP yardımcısı ben kullanmıyorum, kapatıyorum. Surge'ü kapattım. Buradan zaten kendi araması yetiyor bana. Surge'ü kapattım. Bu bayağı RAM'den tüketiyor arkadaşlar. Dolayısıyla mesela Windows Services.msc'ye girelim. MSC Windows Search. Burada devre dışı zaten. Dizim bayağı etkili arkadaşlar. Yani yani mesela servisi bıraktığınız zaman mesela burada disabled gördüğünüz gibi disabled. Search kapalı. Yani RAM'den işlemciden de çalmıyor arkadaşlar. Hata raporlamaları. Yani buralara girmeden arkadaşlar dizim üzerinden nihai olarak açtığınız hesap tabi. Mesela ben şeye girelim. Tronizer. Administrator yani direkt yönetici hesabı üzerinden hesap oluşturuyorum. Hem sisteme hakimiyet daha kolay, kısıtlı olmuyor. Hem de birçok işlem yaparken tabii ki doğru yani bilinçli yapmak gerekiyor işlemleri. Kalıcı olarak memnun edici performans veriyor arkadaşlar Windows. Windows Player artık kullanılmıyor. Ben yani bu ayarı böyle açtım ama yani kapalı. İlk çalıştırma işte yardımcısı gizlensin. Artık günümüzde kodek paketleri vesaire bunları geçiyorum ben. Fotoğraf görüntüleyici bunu açabilirsiniz arkadaşlar. Varsayılan Windows'un kendi fotoğraf görüntüleyicisi. Diğer'e giriyorum. Diğer'de de arkadaşlar üstteki hariç diğer hepsini kapatın. VHD eğer ki bu özelliği kullanıyorsanız dileyen bunu açık bırakır. Dileyen kapatabilir. Kullanmıyorsanız kapatın. Ama ben bazen kullanıyorum. Onun için açık bıraktım. Yani kapatsanız da açık bıraksanız da bir problem olmaz. Yani performansla çok fazla öyle alakalı bir şey değil. Dizim uygulamasının arkadaşlar sitesine girdik. Tianstr.com üzerinde de arkadaşlar Windows 18.7 için en iyi performans optimize ayarları 2020 yılının benim seçtiklerim artık değerli arkadaşlarımızın üye arkadaşlarımızın da arada tavsiyelerde bulunduğu uygulamaları buraya ben ilave ettim. Burada mesela hiçbir şey yapmadan sadece güncelleme, Defender, servis kapatma üçü bir arada mesela bir program var burada. Buradan linkine tıkladığınız an sadece bunlar yeter bana diyenler için ufak bir programlar. Herhangi bir kurulum gerekmiyor. Direkt çalışıyor. Dizimin birinci sırada arkadaşlar burada. Dileyen buradan da indirebilir. Güncellemeleri buradan site üzerinden takip edebilir. Yani ben zaman buldukça tianstr.com üzerinden sayfayı ve uygulamaları güncel tutmaya özen gösteriyorum. Şu anda hepsi son sürüm arkadaşlar. Burada benim favori uygulamalarımdan dizim uygulamasından sonra WinAero da çok güzeldir arkadaşlar. Ama ne yazık ki dizinde Türkçe dil hani anlamı bağlamında daha kolay diye ve arayüzü daha kolay kullanımı diye ben özellikle dizim üzerinden pardon arkadaşlar dizim uygulaması üzerinden anlatım yapmaya gerektiriyordum. Ultimate Windows Tweaker
Bu da çok etkili bir program arkadaşlar. Eğer ki İngilizceniz varsa, anlıyorsanız bu programı kullanırsanız da tavsiye ederim yani. Gerçekten çok etkili bir program. Sadece Windows 10 değil, Windows 7, 8 içinde, 8.1 içinde şey var arkadaşlar. Burada ben linklerini ekledim. Dileyen buradan da indirebilir. Bunun haricinde sistem ince ayar. Sistem ince ayar arkadaşlar, sitemizde üstadımız var. Kendisi geliştiriyor. Sürekli de hataları bulup yeni sürümlerini yayımlıyor. Buradan da sistem ince ayar olarak da indirip sisteminizde temel belli başlı ayarları rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Vista Fico üye arkadaşımızın yaptığı, üstadımızın. Gerçekten çok başarılı, kaliteli bir uygulama. Hiç bilmeyen biri, ilk kullanıcı rahat bir şekilde bunu kullanabilir arkadaşlar. PrivateZilla arkadaşlar, PrivateZilla. PrivateZilla arkadaşlar, Windows'u kurdunuz. Telemetri, takip, sızıntı falan filan birçok şeyi, hatta Cortana, Defender, ondan sonra bu ben şu anda kısmen kaldırdım ama mesela nedir? Kamera, alarm, işte paint, main, fotoğraf, hepsini fit, bak fit backup. Ha, bunların hepsini rahat bir şekilde kaldırabilirsiniz. Sadece mesela ne var? Microsoft Office kalır, mail kalır. Diğerlerini kullanmıyorsanız şayet hepsini seçin, tıklayın. Buradan apply select yaptığınız zaman zaten ben bu linkleri ekleyeceğim için siz incelersiniz. Arada bu temizlik ve bakım programı ama aynı zamanda Windows sistemlerine performans da sağlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla kullanabilirsiniz. Çok çeşitli birbirinden güzel uygulamalar var burada. Windows, sadece Windows 10 için Yamiksoft Windows 10 Manager var. Computer Windows Tweaker çok eski bir program ama arkadaşlar hala iş görüyor. Mesela bunlardan da bahsedecek olursak, konumuzun dışına fazla kaçmak istemiyorum ama mesela Firewall Disable, ne bileyim USB mesela portundan sızıntı olmasın veya bir veri kaybolma, veri çalınmasın istiyorsanız kapalı tutabilirsiniz portları. OAuth Disable, uzaktan bağlantı Disable, Security Centers Disable, Offline Bağlantılar Disable. Burada Türkçe açıklamalarını da yaptım. Action Center, yani bu sağdaki uyarı panelini tamamen kapatıyor vesaire. Sürücüleriniz mesela CDEFG vesaire, böyle uzayıp gider, gizlenmesini istediğiniz disk varsa buradan gizleyebiliyorsunuz vesaire vesaire. Bu program basit bir arayüze sahip ama iş görüyor arkadaşlar. Ben bunu da ekledim. Türkçe, İngilizce, işte Google Translator'dan çevirerek ekledim arkadaşlar. Bu script'i arkadaşlar ben bazı fonksiyonlar ekledim. Windows 10 Optimization Script. Yani PowerShell script'i arkadaşlar bu. Tek tıklamayla Yes, Enter yaptığınızda sisteminizi baştan aşağı performans çeker. Ben zaten koruyu ekleyeceğim için siz de inceleyeceksinizdir. Beğenen kullanabilir. Ben kendim kullanıyorum. Çok böyle mesela bir arkadaşım veya bir işte ne bileyim tanıdık, ya şu Windows kurar mısın veya işte bir performans çeker misin, işte çok yavaş çalışıyor falan dendiğinde bu script'i çalıştırıyorum arkadaşlar. Makineye A'dan Z'ye bizim biraz evvel yaptığımız işlemlerin hatta daha fazlasını bile yapıyor. Masaüstü simgelerine kadar hepsinin ayarlarını yapıyor. Yeniden başladıktan sonra sistem baya baya bir hız kazandırmış oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu tapon, bu da aynı işte telemetri vesaire uygulamaları kapatmak için yine mantıken temel mantığı aynı olan program. Ama bence Scribe varsa ya ne bileyim diğer programlar işte dizim varken ben gerek duymuyorum bu programa. Tavsiye de etmiyorum açıkçası ama yine de iş görüyor. Yani bunu da eklemiş bulunduk bu programı. Windows 7 için bu daha önce hazırladığım bir performans aracı. Birçok registry ayarlarını vesaire toplayıp eksi haline getirdim. Yani tıklar tıklamaz Windows 7 kullanıcıları için büyük bir performans sağlamakta arkadaşlar. GST genel sistem temizliği. Bu da normal A'dan Z'ye sisteminizde kök dizinleri, temporary dizinlerini, prefect vesaire
Baya baya iyi bir temizleyen command line, yani CMD dosyasıdır arkadaşlar bu. Sağ tıkla, öğretici olarak çalıştırdığınız an sisteminizi A'dan Z'ye temizler arkadaşlar. Vesaire, burayı da geçmiş görmüş olduk. Arkadaşlar Windows 10 indirecekler. Ben linkleri zaten vereceğim. Buradan dileyen istediği ISO dosyasını indirip performans uygulamaları sayfasından da veya Dizm uygulamasıyla da performansı uygulayabilirler sistemlerine. Dizm arkadaşlar Windows 7, Windows 8, 8.1, 10 işletim sistemlerinde rahat şekilde kullanabileceğiniz arayüzü kolay, pratik bir GUI'ye sahip. Ben burada açıya yaptım. Açı tekrardan bir göz gezdirelim. Buradan işte sayılan olsun vesaire gösterdik. Buraları da gösterelim. Geçelim. Evet arkadaşlar. Aslında bunun fotoğraflarını falan da ekleseydik iyi olurdu. Yani belki eklerim bilmiyorum. Umarım anlaşılır olmuştur. Evet arkadaşlar. Birinci işlem olarak biz ne yaptık? Sistemimizi öğrendik. Efendim yineleyecek olursak msconfig'den şey yaptık, bot menüsünden çekirdek başlangıcı ayarladık saniyeyi. Ondan sonra işte buradan çekirdeğimizi ayarlıyoruz. 4 ise 4, 2, 3 ise 3, 2 ise 2, 1 ise 1. Bunları yani emin değilseniz ellemeyin arkadaşlar. Emin olduktan sonra yaparsınız. Geri sayım bekleme ben 0 yaptım. Bunu başka bir uygulamayla yaptım. Sistem inceler programı ile, evet şimdi aklıma geldi. Bekleme süreci 0 arkadaşlar. Yani yeniden başlattıktan sonra veya sistem açılırken hiç bekleme yapmadan şak diye açılıyor arkadaşlar. Normali 3. Yani 3'e kadar buradan veriyor. Ben 0 yaptım o programla. Burada arkadaşlar Windows'un çalışan ve çalışmayan sistemlerini gösteren servisler var. Yani biraz evvel services.com'a girelim. Hizmetler yani bu. Services.msc pardon. Buradaki hizmetler bölümündeki çalışan ve çalışmayan hizmetleri gösteriyor arkadaşlar. Yani buradan durdurduğunuz hizmetleri veya çalışan hizmetleri buradan görüyorsunuz. Çalışmasını istemediğiniz hizmet varsa buradan tekini çıkarın. Uygula tamam deyin. Ama bildiğiniz hizmet olsun. Yani mesela atıyorum haritalardır, odur budur, işte oyundur, mobildir, işte web sitesidir veya Teamweaver'ın bilmem ne servisidir. Kullanmıyorsanız mesela Insider servis. Ben bunu kapatmışım. Yani dizim üzerinden zaten kapattık çoğunu. Bunu da bu şekilde arkadaşlar kullanmadığınız servisleri kapatabiliyorsunuz. Bunun haricinde masaüstünün daha rahat olması için biraz evvel de gösterdim. Sağ tık bilgisayar içinde sağ tık yapıyoruz. Burada. Advanced System Settings'e giriyoruz. Gelişmiş özelliklere. Gelişmiş özelliklerden Settings yapıp burada en iyi performansı seçip uygula tamam diyoruz arkadaşlar. Bu da ek bir ilave performans sağlıyor. Sayfalar açılıp kapanırken. Bunun dışında başka da bir şey yok arkadaşlar. Dizim uygulaması kursusunda anlatacaklarım Windows 10'un daha çok da ağırlıklı olarak Windows 10'un performansı yönündeydi. Tabii ki Windows 7, 8, 8, 1, Windows 10'da dahil olmak üzere hepsi için geçerli. Dizm uygulamasını tekrar evet buradan açalım. Bu performansları yaptınız arkadaşlar. Ama diyorsunuz ki ya ben bu kalsın sistem olarak nasıl bunu yedek alırım derseniz buradan arkadaşlar dosya bölümüne tıklıyoruz. Kalıbı farklı kaydet diyoruz. Biraz evvel gösterdiğim Windows indirme ISO dosyasını Power ISO ve Ultra ISO programlarıyla açarak buradan yedekleyeceğimiz Install Vim dosyasını mesela buradan yedekleme diyelim ki yap, bu işletim sisteminin komplesi arkadaşlar. Yaptığımız ayarlar boşa gitmesin diye. Buraya Install Vim yazıyoruz arkadaşlar. Install.vim. Bunu masa üstüne kaydediyorsunuz. Daha sonra belli bir süre geçiyor. 5-10 dakika donanım hızınıza göre. ISO dosyasının içini açıp Power ISO veya Ultra ISO programıyla ISO dosyasının içerisinde Sorges diye bir dizin var. Hatta ben bir ISO dosyası açayım buradan. Benim kendi diskimde var. Açıyorum şu anda.
Evet, bağlandık. ISO dosyalarımız. Evet, burada. Windows. Windows 10. İndirdiğimiz ISO dosyası bu olsun. Bunu arkadaşlar birlikte aç diyerek Ultra ISO veya Power ISO ile açacağız. Ben 7 ziple şimdi göstermek için açıyorum. Sources altında install ESD veya Vim fark etmez. Bu sıkıştırılmıştır algoritma. Yedek aldığınız install Vim dosyasını bunu sildikten sonra içine sürükleyip bırakın arkadaşlar. Yani kurulum yani rufuzla yazdırdıktan sonra sisteminiz performanslı bir şekilde aldığınız yedekleri olduğu gibi komple kurulum dosyasına, kurulum içeriğini ekleyecektir. Yalnız burada bir detay var arkadaşlar. Sisteminizde özel yapılandırılmış şeyler varsa, bilgi, belge vesaire, onlara dikkat edin. Eğer normal, genel kullanacaksanız güncellemeleri yaparsınız. Performans çekip install Vim dosyasını buradan farklı kaydet diyerek alıp ISO dosyasına eklersiniz. Ama kendiniz kullanacaksınız. Kendi özel sisteminizi bu şekilde de yaparsınız. Hatırlatmakta yarar görüyorum. Bu işlemleri yapmadan evvel arkadaşlar geri dönüşüm noktası oluşturun. Sistem kurtarma CD'si mutlaka oluşturun. Özel dosyalarınız varsa yedekleyin bir kenara. Böyle işlemlerde genelde tavsiye edilir. Her zaman olduğu gibi. Bu gibi işlemleri yapma, olası bir gözden kaçan hata olur, risk olur. Geri dönüş noktası olmuş olur arkadaşlar. Vim indirme, Windows 10 ISO indirme, Windows 10 performans konusunu gördük arkadaşlar. Bir de Vim uygulamasını arayüzüne incelemesini yaptık. Windows 10'a performans çekme ayarlarını gösterdik. Yani yabancı mecralardan böyle hani light'tır falandır filandır, hızlı dosyadır filan indirmenize hiç gerek yok arkadaşlar. Orijinal kurun, dizim uygulamasını benim gösterdiğim şekilde yapın. Tabii bu videoyu izledikten sonra eğer bu yaptığınız işlemlerden de memnun kalırsanız sakın ola abone olmayı da unutmayın, beğenmeyi de unutmayın. Evet arkadaşlar, saygılar, sevgiler, görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağlıcakla kalın.